Suudi Arabistan, 2.150.000 kilometrelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 14. ülkesidir. Bu ölçüleri ülkemizle karşılaştırırsak, neredeyse 3 tane Türkiye'ye bedel olan Arabistan toprakları, Romanya sınırından Mısır'a kadar uzanıyor. Dikkatinizi çekmiştir. Şeriatla yönetilen krallığın %95'i çöl ve ülke bu sebepten ötürü oldukça kurak. Daha da ilginç bir bilgi paylaşayım. Arabistan sınırları içerisinde nehir bulunmayan sayılı ülkelerden birisi olduğu gibi yağmur konusunda da oldukça kurak bir iklime sahip. Evet, şu anda yıllık ortalama yağış miktarının 150 milimetrenin altında olduğu oldukça kurak bir ülkeye bakıyorsunuz. Yağışlar barajları doldurmuyor. Kuraklık kapıda dediğimiz güzel ülkemize 2021 yılında 530 milimetre yağış düşmüştü. Yani Suudilerden neredeyse 3 kat daha küçük topraklara sahip olsak da Arabistan'a göre ülkemize 4 kat daha fazla yağmur yağıyor. Özellikle de son dönemlerde Suudi Arabistan'a kar, dolu ve yağmur yağdığına da şahit olduk. Öyle ki kar içinde kalan develer, yeşeren çöllerde gördük. Suudi Arabistan'ın %95 oranında çöl iklimine sahip olduğunu düşünürsek bu tür hava olayları gerçekten dikkat çekici. Mesela bulut tohumlama diye bir şey duymuş muydunuz? Arabistan bu yöntem sayesinde iklimi kontrol etmeye çalışıyor. Peki bulut tohumlama denilen şey tam olarak ne? Videoya 750 beğeni gelir mi? Basitçe açıklamam gerekirse havaya çeşitli maddeler gönderiliyor ve bu da bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkiliyor. Söz konusu işlemin ardındansa yağmur yağıyor. Yani bu işlem suni bir yağmur yaratma üzerine kurulu. Genellikle kurak bölgelerde su kaynaklarını ve tarımı iyileştirmek için kullanılıyor. Özünde Suudi Arabistan gibi çöl iklimine sahip bölgeler için oldukça umut verici bir yöntem. Arabistan bu yöntemi kullanarak tarım alanlarında ve kentlerde yaşam kalitesini arttırmayı ve çevresel koşulları iyileştirmeyi amaçlıyor. Tabii ki bu yöntemin avantajları olduğu gibi bazı riskleri de mevcut. Olayı İslami açıdan değerlendirmek benim haddime değil. Fakat Arabistan'ın iklimi kontrol etme çabası cazibemi kendisine çekiyor. Peki Araplar nasıl çölleri tarım arazilerine döndürüyor? Şimdi işleri biraz daha derinleştirelim. Ülkeye yakından baktığımızda devasa çölün ortasında tarım arazileri görüyoruz. Bunların hepsi ekilebilir arazi. Suudi Arabistan bu araziler sayesinde birçok meyve ve sebzeyi yetiştiriyor ve hasat ediyor. İlginçtir ki daire şeklindeki bu tarım arazileri sayesinde ülkenin neredeyse Hollanda kadar, Katar'ın ise 3 katı büyüklüğünde tarım arazileri var. Bu araziler 35 bin kilometreye tekabül ediyor. Ancak geçmişe gidecek olursak 1960'ların başlarında Suudi Arabistan sadece 400 kilometre tarım arazisine sahipti. Yani Yalova'nın yarısı kadar. Topraklarından petrol fışkıran krallık tarım arazilerinin sayısını nasıl bu kadar kısa sürede çoğalttı? Aslında 10.000 sene önce Arabistan'da yağış miktarı hiç bu kadar düşük değildi. Hatta bu coğrafya göllerle doluydu ve yeşil bitki örtüsüne sahipti. Binlerce yıl süren bu dönem sonrasında yaşanan aşırı kuraklık ekosistemde büyük değişikliklere yol açtı. Yüzeyde su yokmuş gibi dursa da aslında Suudi Arabistan akifer denilen su rezervuarlarının üzerinde yer alıyor ve yıllardır yer altından su pompalıyor. Elbette bu suyun çoğu ekim işlerinde kullanılıyor. Yağmura ihtiyacım yok. Yeraltı kaynak sularıyla tarım yapabilirim fikri çok cazip gibi görünse de aslında belli başlı sorunları var. Çünkü Suudi Arabistan'ın yeraltı su kaynakları tükenmek üzere. Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi büyük ölçekli bir sulama yeraltı suyunu tüketir. İşte bu farkındalık sebebiyle Suudiler sularını korumak için pivot sulama yöntemine başvurdular. Basitçe merkezi pivot sulama sistemi dairesel bir düzende mahsullerin sulanmasına yardımcı olan mekanize bir sulama sistemidir. Videonun başında gösterdiğim tarım arazilerinin neden dairesel olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı? Bu sistem çiftçilerin büyük tarım arazilerine suyu kolayca ve eşit şekilde dağıtmasına yardımcı olduğu gibi uzun vadede büyük miktarda enerji ve su tasarrufu sağlıyor. Böylece enerji ve su tüketimini azaltıyor. Ayrıca iş gücü maliyetlerini düşürerek tarım operasyonlarının verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırıyor. Sistemin kısaca ne olduğunu anlatabildiysem, olayların Suudi Arabistan üzerindeki etkilerine bakalım. Sulama alanlarının artması, Suudi Arabistan'ın yeraltı su kaynaklarını tüketiyor. Bu sulama yöntemine başlanıldığında Arabistan'ın çöllerinin altında 120 mil küp su bulunuyordu. Uzmanlar Suudi Arabistan'ın fosil su kaynaklarının %80'inin tükendiğini tahmin ediyor. İlginçtir ki bu sulama yöntemiyle çölleri yeşertmek isteyen Suudi Arabistan bazı topraklarının da çölleştiğine şahit oldu. Mekke'nin yaklaşık 32 kilometre güneyinde yer alan Aybat da anlattığım bu olay için iyi bir örnek. Sorun bedevi olarak bilinen yerlilerin kanunen tek bir bölgeye yerleşmelerinden kaynaklanıyordu. Bu durum aşırı otlatmaya ve yerli meraların kademeli olarak yok olmasına neden oldu.
Burada yaşayan yerli insanlar odun kömürü olarak satmak için ağaçları kesti ve bir süre sonra bir zamanlar verimli olan bu topraklar sadece kayalık bir çöl haline dönüştü. Bu şu anlama geliyordu: az miktarda yağan yağmur boşa gidecek. Bu yüzden krallık yeni yöntemlere başvurdu ve çölleşmeyi tersine çevirmek, yağmur suyu hasadı yapmak için Albayta projesini ortaya çıkardı. Bu proje kapsamında arazide hendek açılarak yağmur suyunun hasadı yapıldı. Mevsimsel selleri kontrol altına almak ve suyun faydalı akarsular olarak akmasını sağlamak için eski İnkalıların su tasarrufu yöntemlerini kullandılar. Proje kapsamında 2012'den 2025'e kadar bölgeye 4000 adet ağaç dikildi. Başlangıçta ağaçların çoğu öldü, ancak sonraları hayvanların otlayabileceği yeşillikler, arıların konabileceği çiçekler açtı. Proje hedefi doğrultusunda başarılı olmuş ve yeterli sayıda ağaç bölgeye uyum sağlamıştı. Fakat buna rağmen finansal sorunlar nedeniyle birkaç yıl ertelendi. Ancak yağmur tekrar yağdığında ağaçlar yeniden filizlendi. Belki bir gün El Bahat'taki başarı tüm Suudi Arabistan'a uygulanacak ve bütün ülke bitki örtüsüyle dolup taşacak. Bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. Arabistan bunun için gerçekten çok çalışıyor ve suya yönelik çok fazla projesi var. Bu çılgın projelerden bir diğeri de deniz suyunu içme suyuna çevirme. Bu sayede su teminindeki sorunlara çözüm sağlamak ve ülkenin içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyorlar. Suudi Arabistan, deniz suyunu tatlı suya dönüştürme konusunda dünya lideridir diyebilirim. Krallık bu proje için yılda yaklaşık 4 milyarlık bir bütçe ayırdı. Ve bence bu projelerin en ama en garip kısmı, yapay olarak yağmur yağışını arttırmak için kullanılan bir hava durumu değiştirme tekniği olan bulut tohumlama sistemi. Suudilerin bulut tohumlama projelerine ne kadar harcadığına dair kesin bir rakam vermek zor olsa da bu teknolojiye milyonlarca dolar yatırım yaptıkları kesin. Videonun tüm diğer kısımlarında anlattığım gibi Arabistan bu projeyle başlıca iki sorunu çözmek istiyor. Birincisi su kaynaklarını arttırmak. İkincisi ise tarımsal verimliliği arttırmak. Bunu yaparken eleştirilseler de Araplar bu sistemi kullanan tek ülke değil. Çin, dünyanın en büyük bulut tohumlama programına sahip olan ülkedir. Çin hükümeti, devasa nüfusu nedeniyle kıtlıkla mücadele etmek, su kaynaklarını arttırmak ve hava kirliliğini azaltmak için bu teknolojiyi kullanıyor. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri de kuraklığı önlemek, yağmur miktarını arttırmak ve hasadını sağlamak, su kaynaklarını arttırmak, tarım verimliliğini iyileştirmek için bu sistemi kullanıyor. Konuyu toplamak gerekirse, Suudi Arabistan çorak iklimini yeşertmek için milyarlarca dolar harcayarak çılgın projelere imza atıyor. Petrolün keşfi resmen bir ülkenin kaderini değiştirdi. Bundan 70 yıl önce dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Suudi Arabistan, günümüzde dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geldi. İşte bu zenginlik sayesinde günümüzde böyle çılgın projelere imza atabiliyor ve çölleri yeşertmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan'ın çöl ortasında yeşillik yaratmaya çalışmasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. 100.000 abone hedefimde yardımcı olmak istersen kanala abone olabilirsin. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.